anda karşısında böyle çok kalabalık bir kitle olması, o bütün kitleyi karşısına alma tedirginliği, asıl bu tehlike. Asıl o zaten insanları. Evet, o insanları çok tedirgin edip o gerçekten haktan ya da olmaktan geriye bırakabilir. Halbuki böyle düşünmemesi gerekiyor. Bu kadar gerekiyor. Kişi bugüne kadar yanlış mı yaşadı diyor mesela. Yani evet, bir tek ben mi doğruyu görüyorum diyor. Halbuki o kişilerin arasında da doğruyu gördüğü halde yine aynı onun o anda yaptığı gibi o kalabalıklığa karşı çıkamadığı için, yani o insan güruhuna karşı çıkamadığı için, çekindiği için o yüzden hala onun içinde gibi kendini gösteren olabilir. Halbuki o kişi kendisi bir adım atıp öne çıksa, Allah rızası için sadece Kur'an'ın kendi hükümlerini yaşamak için ona öne çıksa, belki onu çok fazla kişi izleyecektir. Ama işte o ilk adımı atan kişi olmak her zaman kolay değildir. O genelde zordur. Ve Allah, Kur'an'da şeytanın Allah'a sığınır, eğer çoğunluğa uyacak olursan seni şaşırtıp saptırırlar diye ben yaklaşık olarak söylüyorum bu ayeti, inşallah. Evet. Bu şekilde bildiriyor. Demek ki Allah genelde çoğunlukta yaratmıyor bunu. Demek ki gerçek iman edenler, samimi iman edenler hep bugüne kadar azınlıkta oluyor. Zaten gerçekten peygamberlerimizin biz tarihine bakıyoruz. Mesela Hazreti Musa'ya sadece kavminin gençlerinin bir bölümü iman ediyor. Tabii. Niçin? İşte Firavun'un ve çevresinin kendisini cezaları, belaları çarptırmasından çekindikleri için. Aynı şekilde diğer peygamberlerimiz de öyle. Hazreti İsa'nın zamanında mesela Hazreti İsa Aleyhisselam'a 13 kişi iman ediyor. Onlardan bir tanesi de münafıklık yapıyor aralarından. Hep böyle oluyor. Hep gerçekten samimi iman edenler çok az oluyor. İşte Ceylancığım pardon, Hazreti Musa Firavun'un tehdidinden kurtulmalarına rağmen o topluluk zaman zaman sapıyorlar. Çok çetin bir imtihanı vardı. Tevrat'ta çok detaylı anlatılır Hazreti Musa'nın imtihanı. Çok çok kapsamlı bir imtihan ama işte peygamber olduğu için o zorlu imtihanı Allah layık görüyor. Hocamız da ilk başladığında uzun bir süre tek başınaydı. Çok fazla kişiye tebliğ yapmasına rağmen çevresinde hiç kimse yoktu. Allah ondan sonra çevresine bir arkadaş grubu oluşturdu. Tabii. Ama ilk çok uzun süre tek başına anlattı. Ve hiçbir zaman belki de bu kadar kalabalık bir topluluğun hocamıza sonradan bu kadar sevip, yani inşallah Allah kaderde yarattı. Ama belki ilk başta böyle bir şey tahmin etmemişti hocamız da. Ama her şeye rağmen her türlü durumda ve her vaziyette, her ortamda hiçbir şekilde hakkı savunmaktan vazgeçmedi. 3 yıl tek başına tebliğ yaptı. Düşünsenize 3 yıl çok uzun bir süre aslında. Evet, 365 çarpı 3 her çok gün uzun, gidiyor okula, tebliğ yapıyor, Allah'ın dinini anlatıyor. Fakat kendi yanına arkadaş olarak kendisiyle birlikte dini yaşayan tek bir kişi bile olmuyor. 3 yıl boyunca bir sabır gösteriyordu, Allah'a tevekkül ediyor ve devam ediyor. Mesela o sırada acaba 3 yıl boyunca yanıma kimse gelmiyor, benim anlattıklarımda hiçbir zaman şüpheye düşmüyor. Çünkü Kur'an'ı anlatıyor, Kur'an'a bakıyor, Kur'an kendisi için çok açık, apaçıktır diyor Allah Kur'an için. Herkes baktığında çok rahatlıkla anlayabileceği gibi başka insanların yaşamadığını anlıyor. Yani kendisinden hiçbir zaman şüphe etmiyor ki gerçekten Müslüman hep o şekilde olması gerekiyor. Allah'a hep hüsnü zanla bakan, Allah yanlısı, her zaman Allah taraftarı bir bakış açısına sahip olması gerekir. Şüphe hiçbir zaman olmaz dinde Allah'ın izniyle inşallah. Çok makbul bir imtihan. Hazreti Yunus da bu şekilde imtihan ediyor. Evet. Bütün kavmi tebliğ yapmasına rağmen icabet etmiyorlar Hazreti Yunus'a. Allah demek ki bunu makbul bir imtihan olarak görüyor. Yani tek kişinin iman etmesi, her duruma rağmen sadece Allah'ın indirdikleriyle hayatını yönlendirmesi çok güzel bir şey gerçekten. Hocamızda da bunun çok güzel bir örneğini görüyoruz. Bir insan hakkı savunduğu için tek başına kalıyorsa onun için şereftir zaten inşallah. Hazreti İbrahim tek başına ümmetti diyor Allah. Evet. Ayetinde geçiyor. Hazreti Lut, Hazreti Hud, onlar tek bir ev halkı iman ediyorlar o dönemde. Hazreti Musa, kardeşimden başkasına malik olamıyorum diyor. Bakın demek ki çetin oluyor böyle ortamlar. Tabii. Fakat Allah'ın işte layık görmesi çok önemli. Müslümanı Allah ona layık görüyor. O imtihana layık görüyor. Zor bir şeydir. Toplumun her şeyi, savunduğu bir şeyin tam dışına çıkarak gerçekten hakkı savunmak, hakkı savunduğunu bilirken de, bunu hak için yaptığını bilirken de insanlardan tepki almak elbette zor bir şey. Tabii. Ama o zahiren bir zorluk. Allah peygamberlere verdiği gibi peygamberlerin izinde gidenlere de, hak yolda olanlara da onun rahatlığını, huzurunu daima verir. Tabii inşallah. Ki inşallah. Zaten imtihan olarak bunun karşılığında Allah sevgisine insanın alacağını bilmesi, umut etmesi, yani umut edebilecek insanın elinde bir delil olması çok büyük bir nimet. Aksi takdirde belki birçok insan rahat yaşıyor olabilir.
olabilir, Allah'ın hükümlerine uymuyor olabilir. Tabii ki inşallah hep herkes için biz dua ederiz ama insan Allah'ın kanunlarına uyarak yaşadığını bildiğinde ve her zorluk karşısında, yani her ne olursa olsun mutlaka Allah'ı desteklediğini, her zaman Allah'ın yanında olduğunu bildirirsek de işte o insanın vicdanı çok rahat olur. O insan rahatlıkla Allah'a güvenle yaşayabilir. İbadetlerini yerine getirdiğini bilerek, her zaman mutlaka her koşulda Allah korkusunu yaşadığını bilerek hayatını geçirdiğinde, bu işte vicdan, samimiyet budur inşallah. Kur'an'da kavi imanı biz nasıl görüyoruz? Yani gerçek köklü imanı. Hazreti Musa ile birlikte iman eden, daha önceden sihirbazlık yapan kişilerdi. Evet. Düşünün mesela orada bütün bir kavim onlara karşı. Hazreti Musa orada tek başına geliyor. Geldiğinde Firavun bütün her yerin sahibi. Hatta evet, artık haşa ilah olduğunu iddia edecek evet, kadar bütün nehirlere sahip çıkıyor, mallara, evet, mülklere sahip çıkıyor. Hepsini ben yarattım diyor. Ve insanlar onun gücüne ve maddi imkanına adeta boyun eğiyorlar. Tabii. Öyle bir ortamda Hazreti Musa tek başına gidiyor, ona tebliğ yapıyor Hazreti Harun'la birlikte. Ve ona karşı bazı sihirbazları çıkarıyorlar onunla birlikte. Ona karşı orada kendilerince işte mücadele edeceğini zannediyorlar Firavun. Fakat orada ne oluyor? Büyücü demeyeyim tabii, çünkü sonra iman ettikleri için sihirbazlık yapmak için oraya gelen kişiler Hazreti Musa'nın mucize gösterdiğini anlıyorlar. Allah'ın varlığına o anda iman ediyorlar. Yani öyle bir kesin iman ki Firavun onları direkt ölümle tehdit ediyor. Hatta ölüm de değil, işkenceyle bir birlikte tabii, ölüm. Zor bir ölümle, yani ellerini ayaklarını çaprazlama kestirmekle tehdit ediyor daha öldürmeden önce. Ki bu insanın normalde dünyaya bağlı olarak yaşayan bir insanın çok ağırına gidebilecek bir şey, kesinlikle kabul etmeyeceği bir şey. Tabii. Tamamen sakat kalacak şekilde can çekişerek öldüreceğini söylüyor Firavun. Hiçbir şekilde fark etmiyor. Bak, o an iman ettikleri halde, işte Allah'a imanın kesinliği bu şekilde olur. Karşısında bütün kavmi olduğu halde, bütün malın mülkün sahibi o dönemde Firavun olduğu halde ve ölümle tehdit ettiği, işkenceye tehdit ettiği halde diyorlar ki biz alemlerin Rabbine iman ettik. Tabii. Sen istediğini yapabilirsin, elinden gelenin ağrına koyma diyorlar Firavun'a. Bize istediğini yapabilirsin, biz biliyoruz ki Rabbimize kavuşacağız. İşte iman böyle olması gerekir. Yani her ne tehdit olursa olsun karşısında, ki değil insanların onu beğenmemesi, eleştirmesi, Kur'an'da çünkü iman edenlerin başına gelen imtihanlar sayıldığında çok zorlu imtihanlardan geçirdiklerini görüyoruz. Hazreti İbrahim'i ateşe atıyorlar. İşte burada Hazreti Musa ile birlikte iman edenleri işkenceyle, hı-hı, öldürmekle tehdit ediyorlar. Diğer bütün Hazreti Yunus'un imtihanı da senin anlattığın gibi Ebru. Hazreti Yusuf senelerce zindanda kalıyor. Evet. Aynı şekilde çok zorlu imtihanlar geçiriyorlar ama hiçbir şekilde fark etmiyor. Allah'ın varlığından kesin iman etmiş oluyorlar. Kalpleri tatmış bulmuş olarak. Ve dünyaya yönelik hiçbir beklentileri olmuyor. Zaten onlar bir an önce Rablerine kavuşmayı umuyorlar. Karşılarından ne gelirse, değil insan eleştirisi, hayatlarını ortaya koyuyorlar öyle bir imtihanda. Yani orada toplanmış kalabalıkların onları takdir etmesini beklemiyorlar, destek görmeyi beklemiyorlar. Tabii. Orada sadece Allah rızası için Allah'tan umdukları bir güzellik olarak o şekilde teslimiyetli ve o şekilde kesin bir imanla hareket ediyorlar. Yoksa gerçekten insana çok zor, iman olmadan çok zor gelecek bir şey, yapamayacakları bir şey, güç yetiremeyecekleri bir şey. Allah ayetinde şöyle bildiriyor: kulumu şeytandan Rabbim sana sınırım. Öyleyse sen emrolunduğun şeyi açıkça söyle ve müşriklere aldırış etme. Şüphesiz o alay edenlere karşı biz sana yeteriz. Allah Müslümanlara her zaman yeter. Müslümanın görevi her zaman her yerde inşallah hakkı, doğruyu dosdoğru olarak söylemektir. Allah yeter inşallah. Bir kişi de olsa, 100 kişi de olsa Müslümanlar. Her halükarda en büyük dostları, en güzel dostları Allah'tır. Her zaman Allah onların yanlarındadır. İnşallah. Her zaman koruyucuları, velileri, dostları inşallah ilk olarak Allah'tır. İnşallah. Ben